Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Şubat 2024 Salı ve Kenilworth'teyiz. Güney Afrika'da Kenilworth'te. Arkadaşlar bakın Kenilworth genelde sürpriz bitiyor. Bizim yapmış olduğumuz istatistiklerde, tuttuğumuz hani çetelerde, aldığımız notlarda Kenilworth hep genelde sürpriz bitiyor. Ona göre çok dikkatli olalım. Bugün biraz böyle kısıtlı gibi bir program var ama 8 koşu yapmışlar. Burada evet 1. 4. gayen de koymuşlar bir her nikmetse. Hayırlısı bakalım. Maiden bir koşuyla 1. 4. gayen başlıyor. Dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 4 atımız var. 5 numaralı Dixieland Band Mustafa ile 2 numaralı Dark Winter Van Niekerk, 7 numaralı Darling Girl Kevin Stein ve 1 numara First in Town Craig Zeki. 5, 2, 7 ve 1. Birinci dörtlü gayanı bu şekilde atlatıyoruz. Geçiyoruz şimdi yedili plase ayağına. İkinci koşu Maiden. 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada arkadaşlar normal şartlar altında altın ve One Stripe. Fyder Herbe burada ön planda bu Silvana'dan gelme One World. Yani yedili plase için alternatif olarak banko düşünebilirsiniz. Yedili plasenin alternatif bankosu bu. Rakipler 3 numaralı Stated, JP Wonder Merve, 5 numaralı Gnarly, Richard Fury, 4 numaralı Mauritius Kestrel, Mustafa. 6, 3, 5 ve 4 diyoruz buraya ama 6 özellikle burada arkadaşlar 7'li plase için alternatif olarak banko diyoruz. Şimdi 6'lı gayem başlıyor. 3. koşu. Saat 14.45'te Maiden 4 ve yukarı aşağı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Evet burada 2 numaralı Iguguletu Van Niekerk ile arkadaşlar alternatif banko. Yani neden alternatif? Normalde banko açacaktık biz bunu. Neden alternatif banko? Çünkü çok sağlam bir de 1 numaralı counter strike var yukarıda. Counter atak var özür dilerim. Yani burada 1 ve 2 çok ön planda. Yalnız bu safkanlara şutu ve golü 7 numara Flash Lightning atabilir. Çok dikkat vizyoner yavrusu. Burayı biz 3 atla geçeceğiz. 6 numarayı pas geçiyoruz. Ama çok geniş oynayanlar, iyice garanti altına almak isteyenler 6 numarayı da hatta 4 numarayı da koyması lazım. Yani burası kapatmaya kadar gider ilk ayak. Ama biz burada 2 ve 1'in dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz. 2 numara alternatif banko özellikle. Bir yakın rakibi ve 7 numarada onun rakibi. 3 atla biz burayı şu an için geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü kuşu Maiden dişi 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada net bir bankomuz var. O da Richard Fury'nin bindiği Tequila Sky 7 numara. 22 gün aradan sonra Maiden'dan çıkacağını düşünüyoruz. Ve günün net bir bankosu olarak sizlere tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Alternatif bankolarımız var ama günün tek bir bankosu o da burada 7 numaralı Tequila Sky. Gelelim 5. koşuya. 6'lı Ganya'nın da burada 3. ayağı olmuş oluyor. Evet. Burada baktığımız zaman şartlı 4 ve yukarı aşağı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 6 numaralı Dance Variety Richard Fury. 2 numaralı Charlie Crooker, Noah ve Solomon's Eküler yani. Ve 7 numaralı My Gully Muli arkadaşlar bu Sele denen kişi. Burası için bizim için yeterli 1 ve 4'ü pas geçtik. Ama AGF oranlarına göre yazmak isteyenler rahatlıkla yazabilir. Evet birin geliri var mı derseniz var. Ama biz şu anda bu atı boşu boşuna yazmak istemiyoruz veya gerçekten yazmadığımız için yatacağını düşünüyorsanız mutlaka yazın derim arkadaşlar. Burada 6, 2 ve 7 diyoruz. 1 ve 4 numara safkanların geliri var mı derseniz var. Ama böyle bir ayağı biz 5 at yerine 3 at, güvendiğimiz 3 atı ekülerle beraber 4 at olmuş oluyor. Onu yazıyoruz. 6. koşu şartlı dışı 4 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Evet. Arkadaşlar burada bir tane alternatif bankomuz var. O da 3 numaralı Paolo Quinn Wineker'le. Burada 3 numaralı Paolo Quinn, Padfoc, USA orijin Amerika babadan gelme, Aygır'dan gelme.
Pathfork arkadaşlar yavrusu. Paolo Quinn bu da ilk atımız ve alternatif olarak Banco'yu düşünüyoruz bu atı. Yine aynı şekilde bakın dikkat ederseniz burada 3 tane Pathfork var. Üçünü de yazacağız. Yalnız içlerinde 8 numara tabii bir tık daha ön planda. En yakın rakibi de 8 numara. Bu safkana yakın rakip 3 numaraya. Richard Fury ile Where's the Party. Yine 2 numaralı Tibetian Voyage Mustafa. 1 numaralı Amethystic Noah. Ve 7 numaralı Querar yapısı Querandi diyoruz buraya. 3 alternatif banko 8-2-1-7. Burada Why Not Jackie'yi yazmadık. Performansı görmüyoruz ama o da Pathfork yavrusu. Ha, sürpriz yapar mı? Yapar arkadaşlar onu bilemem. Ama biz burada 3 numaralı Paolo Quinn'den çok güzel bir koşu bekliyoruz. 8-2-1-7 burada ciddi rakipleri olarak görüyoruz. 7. kuş şartlı dişi 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet. Arkadaşlar burada da önceliğimiz 2 numaralı Japanese Rose Danone Platina yavrusu Mustafa ile 3 numaralı My Flower Fate Ren Wright, 4 numaralı Montelena Richard Fury ve 5 numaralı Unconquerable Lady Craig Zeki. Evet. Burası bu şekilde 2 3 4 5 şeklinde geçiyoruz. Tabii burada 266 gün sonra bir numara var ve Accuracy 22 gün sonra çıkan bir Flying V var. Justin Sinet antrenörlüğünde. Dileyenler bu siyah küllerde de buraya garanti olmasını istiyorsa yazabilir arkadaşlar. 1 ve 8 numaralı safkanları. 8. kuş şartlı dişi 4 yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar bu ayakta bir sürpriz bekliyoruz. Ciddi bir sürpriz bekliyoruz. 5 tane at var burada da. 1 numaralı Cloud Chaser J.P. Van Der Merwe, 6 numaralı Family Power Van Niekerk, 7 numaralı Typeface Noah, 9 numaralı Miss New York Ashby ve 12 numaralı Could It Be Gwen Wright. Evet. Burada 5 numarayı da ilave edelim. Böylece 6 atla geçmiş oluruz burayı. 1, 6, 7, 9, 12 ve 5 numaralı safkanlar burası için yeterli olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Evet dediğim gibi burada ciddi bir mesela 2 numara da var. Bakıyorum şöyle de ciddi bir sürpriz bekliyoruz burada. 1, 6, 7, 9, 12 ve 5 evet. Arkadaşlar bugün başka neler var ona da bakalım. Clappy Pico'yu da izleyebilirsiniz. Tabii burada başka da şu an için bir şey gözükmüyor açıkçası. Philadelphia verirse onu da verilmiş saati Philadelphia evet. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da, Adana ve Philadelphia bugün premium seviyelere ait. Antalya Clappy Pico ve Kenilworth'te açık yayınlarımız var arkadaşlar. Evet böylece bugünkü Kenilworth'a ait videomuzun sonuna geldik. Herkese bol şans diliyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.